Evrenin genişlemesi. Kur'an-ı Kerim tam 1400 sene önce evrenin genişlediğinden bahseder. Zariyat suresi 47. ayette şöyle buyuruluyor: Biz göğü kudretimizle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişletiyoruz. Rabbimiz evrenin genişlemesini işte bize böyle bildiriyor. 20. yüzyılın başlarına kadar bilim dünyasında tek hakim olan bir görüş vardı. Bu görüş evrenin durağan bir yapıya sahip olduğu ve sonsuzdan beri aynı şekilde geldiği görüşüydü. 20. yüzyıla kadar hiçbir bilim adamı evrenin genişlemesinden bahsetmemiştir. Bırakın bahsetmeyi, belki bunu hayal bile edememiştir. 20. yüzyılın başlarında evrenin sürekli hareket halinde olduğunu ve genişlediğini teorik olarak hesapladılar. 1929 yılında gözlemsel olarak da ispatlanmıştır. Amerikalı astronom Edwin Hubble, kullandığı dev teleskopla yıldızların ve galaksilerin sürekli olarak birbirlerinden uzaklaştıklarını keşfetti. Yıldızlar ve galaksiler sadece bizden değil, birbirinden de uzaklaşıyorlardı. Evrenin genişlemekte olduğu ilerleyen yıllarda yapılan gözlemlerle de kesinlik kazandı. Evrenin genişlemesini daha iyi anlayabilmek için şöyle düşünebilirsiniz. Evreni şişirilen bir balonun yüzeyi gibi düşünün. Balonun yüzeyindeki noktaların balon şiştikçe birbirinden uzaklaşmaları gibi evrendeki cisimler de evren genişledikçe birbirlerinden uzaklaştılar. Bu bilimsel gerçek henüz hiçbir insan tarafından bilinmezken ve insanlar güneşi bir elma büyüklüğünde zannederken Kur'an asırlar önce bu hakikati bildirmiştir ve evrenin genişlemekte olduğunu açıkça beyan etmiştir. Ayın yörüngesi. Rabbimiz Yasin suresi 39. ayette şöyle buyuruyor: Ay için de bir takım menziller, yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Tespit edebildiğimiz kadarıyla evrende 4 temel kuvvet vardır. Bunlardan en zaafı olan kütle çekimi, kaba tarifiyle nesnelerin birbirlerine uyguladıkları bir çekme kuvvetidir. Örneğin, yer çekimi dediğimiz ve dünyadaki yaşamın devamlılığı içinde vazgeçilmez olan kuvvete aslında kütle çekim kuvvetidir. Dünyadaki yaşamın devamlılığı için vazgeçilmez olan kuvvet de aslında kütle çekim kuvvetidir. Samanyolu galaksisi içindeki güneş, güneşin etrafında dolaşan dünya ve dünyanın etrafında kendi yörüngesinde ilerleyen ay da bu kütle çekimi sayesinde sağa sola savrulmayıp belli bir düzen içinde gider. Kütle çekimi sadece belli bir büyüklüğün üzerindeki cisimlerde görülüyor ve kütle çekim etkisine kapılan diğer cismi etrafında eliptik yörüngeler çizmesine sebep oluyor. İşte bu eliptik yörünge en yalın ifadesiyle eğik bir hurma dalı gibidir. Cisim yörüngede sürekli dolaşmaktadır. Rabbimiz örnek olarak hurma dalı gibi demesinin sebebi budur. Aynen hurma dalı gibidir.